Günaydın dostlar, merhabalar Washington DC'den. Ben Gezgin Gökhan. Sabah 9:55 kütüphaneye gidiyoruz ders çalışmaya. Yazılımın 2 ayı bitti, tatil de bitti. 2 ayımız daha var. Bugün tam 3'ü. 3 Ocak, 3 Mart'a kadar devam ediyor yazılım kursu. Şimdi kütüphanemize doğru gidiyoruz. Sizlere bu 2 aylık süreci az çok anlatayım. Çünkü baya soru geldi. Abi yazılım sürecini anlat, nedir, nasıldır falan. Onları... Adam şey dedi, mutlu yıllar dedi. Yoldakiler böyle mutlu yıllar diyor. Şimdi başladık kursa. İlk 2 ay her ay farklı bir dil öğreniyorsunuz. İlk ay HTML, CSS öğrendik. Sonra sınav haftası var bir hafta. Sonra bir hafta da proje haftası. HTML, CSS'i geçtik, sınavı geçtik falan. Gayet normaldi. Sonrasında da Python öğrendik geçtiğimiz ay. Python'ı da geçtik. Sınavlar falan bayağı zor. Şimdi eşime soracağım yazılım okulunda bu 2 ayda en fazla onu zorlayan şey ne? Aşkitom? Hi, merhaba. Merhaba. What was the most difficult part for you to like become a coder or try to become a coder? Şey ne oldu? I think for me the hardest part has been understanding this new language and implementing it because it's something I've never learned, it's something I've never done, so it's been hard to understand that new concept, but once you understand it, you feel like Superman. Diyor ki, şimdi çevirelim hemen, bu değişik bir dil, hiçbir zaman içinde çalışmadığım, okumadığım bir yazılım dili olduğundan dolayı bu konsepti anlamak ve bu bağlantıları kurmak da bayağı zorlandım. Çünkü hani hiç bilmediğimden dolayı ve değişik bir dil, yabancı terimler olduğundan dolayı bayağı zorlandım diyor. Ama zorlandıkça ve sevdikçe üstesinden geliyorsunuz dedi. Ben de buna aynen katılıyorum. Zorluk, en büyük zorluğu oydu. Ama şimdilik böyle biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum aslında HTML'den, CSS'ten, sonrasında Python'dan. Bu hafta yeni ay, yani bu hafta işte salı, 3'ü artık her neyse salı çünkü dün tatildi burada Amerika'da. Yeni dile geçtik. MERN öğreneceğiz. MERN'in içerisinde ne geçiyor? JavaScript geçiyor. Bilen bilir zaten. Express, React, Node.js geçiyor. Bu 4 dil. Bu 4 dili bir ay içerisinde öğreneceğiz. Proje yapacağız. Sonra sınav var. Sınavı geçmemiz lazım. Eğer sınavı 100 üzerinden 80 alamazsanız sınıfta kalıyorsunuz ve bir ay tekrardan okumanız gerekiyor. Neyse. Şimdi HTML'den biz neler öğrendik? Sizlere ondan bahsedeyim biraz. İlk başta bir karşıya geçelim. Bu arada şurası bizim kütüphanemiz. Geldiğimiz library. Halka açık, tertemiz odalar var içerisinde. 7-8 tane özel oda, çalışma odası diyorlar bunlara. Onları kiralayıp, yani kiralayıp derken internetten appointment yapıyorsunuz, rezervasyon yaptırıyorsunuz. Kim ilk rezervasyonu yaptırırsa ona veriyorlar. Biz 2 kişi olduğumuzdan dolayı hiç sorun çekmiyoruz. Bir eşim yapıyor, bir ben yapıyorum falan derken rezervasyon olayını o şekilde hallediyoruz. Kütüphanemize geldik. Yukarı çıkalım. Çalışma odalarımız 2. katta. Öyle dostlar, kütüphane de böyle gayet sessiz, sakin, temiz. Evimize de zaten çok yakın, o yönden çok güzel oldu. Ufaklığımıza da kaynana bakıyor sağ olsun bu zaman zarfı içerisinde. Taşınmamızın ana sebeplerinden biri zaten oydu. Geldik işte böyle odalarda şura. Bak şuralarda hep oturabiliyorsunuz bir şekilde sorunsuz. Şunlar da odalar. Hepsi zaten bomboş. Şimdi odamıza geçeceğiz. Dersimize başlayacağız. Gerçi hala yarım saatimiz var da bahsedeyim sizlere biraz daha HTML'den, CSS'ten. Şimdi HTML zaten bildiğiniz gibi bilmeniz gereken ana. Yazılımın anası gibi söyleyelim. Çünkü ekranda gözüken her şey HTML. Türkçesi tuhaf geliyor. HTML ile yani HTML diliyle ortaya çıkıyor yani. İnternete tıkladığınızda Google mesela Google yazısı ya da YouTube yazısı onlar hep HTML'de yazmanız gerekiyor. Sonrasında akabininde kodunu yazmanız gerekiyor. HTML'i öğrendik. Tagler, hani nasıl yazı yazılır, nasıl paragraf, başlıklar, renk mesela açıyorsunuz bir web sitesinde. Rengi değişik. Yeşil, bir taraf mavi. Bir tarafta mesela tıkla butonu var. Tıkla tuşu var. İngilizce araya geçiyor. Bunlar mesela hep ilk başta ana hatlarıyla HTML'de oluşturmanız lazım. Yani tagleri bilmeniz lazım. Mesela paragraf oluşturacaksanız örnek veriyorum p-tag yapmanız lazım. Gibi gibi. HTML zaten az çok hani biraz daha anlaşılabilir. Daha fazla hatta burada şey diyorlar İngilizce yani HTML'in, CSS'in ve Python'ın dilleri burada İngilizce diyorlar. O yüzden çok zorlanmaz insanlar ama sonrasında o İngilizce dil bildiğiniz ne derler? Gibberish diyorlar burada daha çok. Hani anlaşılmaz bir dil gibi geliyor diğer yazılım dilleri. Neyse HTML'e öyle geçtik. Proje yaptık. 2 hafta boyunca bootcamp olduğundan dolayı çok yoğun şekilde her gün yani bildiğiniz her gün Yeni bir konu öğretiyorlar size. Mesela bugün HTML'in tagleri, bugün link, nasıl web sitesine link kurarsanız HTML üzerinden gibi. Her gün değişik bir konu var ve o konuyla ilgili o gün içerisinde 4-5 tane pratik yapmanız gereken ödevler ve yapmanız gereken zorunlu 2 tane de zorunlu ödeviniz var. O güne ait. Ne oluyor böyle olunca? Pratiklere insan ilk zamanlar pratikleri yapabiliyordu. Sonrasında zorunlu ödevi de yapıyorduk. 2 tane. Bu zorunlu dediğim şeyler küçük projeler. O gün ne öğrendiysen küçük proje tarzında şeyler ve her gün eğer bir gün yapmazsanız, bir günü boş geçirirseniz ertesi güne yapmanız gereken 4 tane zorunlu ödev proje oluyor. O da ne oluyor? Yani çok fazla. Eğer projeleri yapmazsanız affedersiniz ama geçtiniz. Çünkü niye? 3. gün 2 tane daha zorunlu projeniz var. Ne oldu? 6 zorunlu. Bunları yapmanız lazım ki sınava girmeye hak kazanasınız. Yoksa sınava almıyorlar zaten. Bir de bunların pratikli ödevleri de var. Yani o gün içerisinde mesela örnek veriyorum HTML'in paragraf bölümünü bitirdik. Pratiklerin bazılarını yapmanız gerekiyor ki zorunlu olan projeyi de yapabilirsiniz. Çünkü pratikte kullandığınız o yöntemler zorunlu projede onu da kullanmanız gerekiyor. Eğer pratiği yapmazsanız zorunlu projeyi hiç yapamıyorsunuz gibi. Durun sizlere şimdi çalışma odamızı göstereyim. Normalde burada birisi oluyor. Bunlara sormanız lazım. Odamız var falan gibisine. Şu an kimse yok burada. Ama bizim odamız olduğundan dolayı odamız 2 numaralı oda dedi. Şurası 1, burası 2. Bizimki 2. Hemen şu etrafı da göstereyim sizlere. Gayet sessiz, sakin, temiz. Çalışma odaları. Burası da bizim odamız. Thank you my love. Prizimiz, her şeyimiz var. Odamız, sandalyemiz. Burada yazılar yazabiliyorsunuz. Odamıza geldik. Sizlere odamızı da gösterdim. Burada çalışıyoruz. 4 ayımız geçecek burada. 2 ay bitti, 2 ay kaldı. Şimdi dostlarım diğer yanımda herkesin merak ettiği soruları topladık. Sizler de zaten sağ olun bana tek tek sorularınızı yazdınız. Şimdi diğer soruları okuyacak sizin adınıza. Ben de onları cevaplayacağım. Şimdi bakalım ne sormuşsunuz bana bu 2 aylık süreçte yazılımla ilgili. Bu süreçte neler öğrenmişiz ya da sizlerin merak ettikleriniz neyse soracaksınız. Ben de hepsine cevap vereceğim. Evet Diyar'cığım, soru. Abi F1 öğrencileri yani dil okulu öğrencileri de bu eğitimden yararlanabiliyor mu? Eğer buradaysanız, Amerika'daysanız evet. Ama Türkiye'den başvurup da burada bootcamp'ler size F1 statüsü vermiyor. Hayır, olmaz. Yani burada olmanız lazım bootcamp'lere başvurmanız için. Aldığın kurs sıfırdan mı yoksa altyapın mevcut muydu? Yazılımla ilgili iş bulma konusu nasıl? Altyapım sıfırdı. Bir altyapım yoktu, eğitimim yoktu. Bootcamp tamamıyla sıfırdan başlıyor. Bence çok zor. Altyapı gerekiyor. Altyapım yoktu, zorlandım. Birazcık çalışmanızı tavsiye ederim bootcamp'e başlamadan önce. İş bulma olayı zaten bayağı yüksek ve zaten bootcamp'te size yardımcı oluyor iş bulmanız için. Abi şu an aldığın kursu F1 öğrencileri yani dil okulu öğrencileri alıp çalışamıyor değil mi? Evet, çalışamazlar. Hayır, yasal olmanız lazım. Python data analiz öğrenmek istiyorum. Sizin önerirsiniz. Yani Python çok revaçta bir dil. Eğer hakikaten hakimseniz çok rahat işler bulursunuz. Çünkü Python'ın data analizi dediğim gibi meşhur. Facebook, YouTube, Instagram, Airbnb zaten Python kullanıyor düşünün. O yüzden eğer iyiseniz çok rahat iş bulursunuz. Türkiye'den Amerika'ya çalışmak isteyenler için ipuçları verebilir misin abi demiş. Yakın bir arkadaşım var şu an San Francisco'da, ismini vermeyeyim. Altyapısı bile yok. Yani üniversite kağıdı falan filan yok. Ama çok iyi bir yazılımcı. Projeleri var. Şirkete başvuruyor. Şirket bakıyor her şeyine, çalışmalarına, interview'den, görüşmeden geçiyor ve şu an Amerika'da Green Card'ı var. Ama bunun için arkadaşım benim baya yani zeki, iyi. O şekilde olmanız lazım. Yoksa normal orta halli bir yazılımcının Amerika'da iş bulursunuz. Ama Türkiye'den size sponsor olup da getirecek firma sayısı çok azdır. Yazılımda Flutter, Java veya farklı bir başlıktan başlayarak mı gidilmeli yoksa temelden mi? Bence kesinlikle temelden gidilmeli. Şey düşünün. Nasıl bir örnek verelim? Hani bir dili öğrenmeye çalışıyorsunuz. Örnek vereyim size. O dili daha öğrenmeden yani altyapısını öğrenmeniz lazım ki, temel atmanız lazım ki o temelin üzerine bir şeyler inşa edesiniz. O yüzden kesinlikle en başları öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü zaten onu zaten kullanıyorsunuz bir yerde. O yüzden bilmeniz lazım. En baş temel yapı taşları olan HTML, CSS bunları bilmeniz lazım. Direkt ben hiçbir şey bilmeden direkt Java'dan başlayacağım. Yani olmaz bence. Emekleyerek. Aynen, emekleyerek. Hangi dillerde eğitim veriliyor hocam? Bizim okul hangi dillerde? CSS, HTML onlar zaten. Onun dışında 3 tane temel ana dil var. Python, JavaScript, bir de Java ya da Java ve C Sharp, ikisinden birini seçip istediğiniz varsa onda ilerleyebiliyorsunuz. Biz muhtemelen Java'yı seçeceğiz. Bir de bunu başka türde hangi dillerde eğitim veriliyor hocam? Hangi dillerde? Python, JavaScript. Hayır yani dil olarak Türkçe. Amerika'da ya her şey Arapça, Kürtçe, Türkçe, İngilizce. Burada sadece İngilizce. Dersler İngilizce dostlar. Abi gerçekten yararlı bir mıdır? Bootcamp'le olur mu bu iş demiş. Bootcamp'ler aynen çok revaçta. Bootcamp'le bu iş olur kesinlikle. Çünkü neden? Ben de az çok araştırmamı yaptım. Eğer normalseniz, işinizde iyiyseniz iş bulursunuz. Olur yani. Bootcamp'le olur. Biz o yüzden yazıldık zaten. Bu yazılım kursunu herkes alabilir mi? Türkiye'den gidip bu kursu alabilir miyiz demiş. Evet, Türkiye'den de başvurup her bootcamp değil ama bazı bootcamp'ler international yani uluslararası öğrenci de kabul ediyor. Bizim bootcamp Coding Dojo da kabul ediyor. Ama saatleri mesela sıkıntı. Burada mesela sabah 10'da ders başlıyor. Türkiye'de kaç olmuş olacak? Hani onu ayarlarsanız eğer her yerden başvuru yapıp çalışabilirsiniz, alabilirsiniz bu dersleri. Evet. Hangi okula kayıt yaptırdın abi? Zaten dedim Coding Dojo benim okul. Coding Dojo. Başka ne var? General Assembly var. Code Smith var. Bir de Hack Reactor. Bunlar gayet güzel. Nasıl okula kayıt yapabiliyoruz abi? Başvuruyorsun parayla. Öyle yani başvuruyorsun. Eğer Amerika'daysanız, yabancıysanız eğer üniversiteye ya da bir okul eğitiminiz yoksa Amerika'da, mesela benim başka bir okula kaydım bir şeyim yoktu. O yüzden bana bir test yolladılar. Matematik testi ve Türkçe testi. Pardon, matematik ve aynen Türkçe ama bunlar İngilizce. Onları geçtikten sonra beni okula kayıt aldılar. Aylık maaş ne kadar ortalama? Bootcamp'e göre değişiyor bu sorduğun soru. Mesela bizim bootcamp bir yıl boyunca faizsiz, interest free, hiçbir şekilde yani şey ödemeden, interest ne oluyor? Faiz. Değil mi? Faiz ödemeden bir yıl boyunca ana para üzerinden her ay ödeyebiliyorsunuz. Mesela okul bizim 15.000 dolar örnek verdim. Onu 12'ye bölüyorlar. Her ay ayın 15'inde direktmen sizin bankanızdan parayı çekiyor. Peşin öderseniz sanırsam 500 dolar bir indirimi var. Mesela 15.000 yerine diyorsun abi ben peşin ödeyeceğim. Hiçbir şeye gerek yok bana kredi. 14.500'e kayıt olabiliyorsunuz. Kredi skoruna bakıyorlar. Eğer size bu şeyi vermek için bu bankadan, çünkü sonuçta bankaya başlıyorsunuz. Size banka kredi veriyor. Eğer kredi skorunuz çok kötüyse kredi vermeyebilirler. Öyle olursa da ne olur? Peşin vermeniz gerekiyor. Başka sorun var mıydı? Okulun sana işe başlarken yardımcı oluyor mu? Herhangi bir iş bulmazlar. Bizim okul ömür boyu HR ne oluyor da HR? Human Resources. Yani insan kaynakları okulun ömür boyu bize yardımcı olacak. Ne zaman ararsam, sorarsam bana iş bulma konusunda, yönlendirme konusunda, akıl verme konusunda yardımcı oluyorlar. Bizim okulun öyle güzel bir yanı var. Genelde birçok bootcamp bunu yapıyor, bunu sağlıyor. Yardımcı oluyorlar yani. Eğitmenler ünlü kişiler mi yoksa sıradan normal yazılımcı, yoksa tanınmış kişiler mi? Tanınırlığı var mı? Tanınmış kişiler derken Elon Musk falan değil yani. Mark Zuckerberg değil. Ama bizim okula kayıt olmak için bu eğitmenlerin en az 2 yıllık bir tecrübesinin öğretmenlik yapmış olmaları gerekiyor. Referansları sağlam. Mesela referansları çok sağlam ve birçoğu zaten yazılım mühendisi mezunu. Bayağı iyiler yani, bayağı biliyorlar, bu işi biliyorlar yani. Bu kursta ara ödevler falan çok zorlayıcı oluyor mu yoksa? Oo dostum, inanılmaz. Çok yoğun. Zaten az çok bahsettim. Günde en az 2-3 tane pratik yapmanız gerekiyor. Size ödev veriyorlar. 2-3 tane pratik ödevi. Onları yapmanız gerekiyor. O gün öğrendiğiniz şeylerle ilgili ve 2 tane zorunlu ödev var. O gün ne öğrendiyseniz onları yapmanız gerekiyor. Sisteme yüklemeniz gerekiyor ki ertesi gün, çünkü tekrardan o pratikler, tekrardan o zorunlu ödevler bir daha var. Eğer onları yapmazsanız sınava giremezsiniz dediğim gibi. Haftada kaç saat eğitim oluyor ortalama? Ders saati haftada bizim okulun sabah 10'da başlıyor, 7'ye kadar. Kaç saat yapıyor? Haftada kaç gün? 5,5 gün. Cumartesi günü yarım gün. 49,5 saat. Yani 55 saat falan yapıyor ama biz de bunun üzerine bir 20 saat koyuyoruz. 75 saat. Abartmıyorum, 75-80 saat. Çünkü ödevleri yapmanız lazım, bilmem ne lazım. Öyle kolay değil. 2 tane yazıyla çıkmıyor bu işler. Öyle dostlar, sorularınızı da cevaplamış olduk. Başka var mı? Başka düşünüyorum. Yükleniyor, upload ediyor. Uzun bir video oldu bu. Şu anda bootcamp'in yarısındayız. 2 aylık süreç bitti. Bundan sonraki 2 aylık, bir sonraki süreci de zaten okul bittiğinde yapacağım. İş bulma süreci falan derken tekrardan sorularınız varsa şimdiden buraya yazın ki ben onlara göre bir sonraki videoyu şekillendireceğim dostlarım. Tamam mıdır? Kendinize iyi bakın. Çalışmalara devam. Bu yol uzun, zorlu bir süreç. Görüşürüz. Bir soru daha var. Ha. Görüşmeden önce. Sınıfta kaç kişisiniz? Bir eğitmen kaç kişiye eğitim veriyor ortalama? Sınıf güzel bir soru. Sınıfta 32 kişiyiz. Bir de bizim okulun şöyle güzel bir yanı var. Bizim her derste 2 tane hoca var. 2 tane yani yardımcı hoca değil. 2 tane ana hoca, birbirlerine destek çıkıyorlar. Mesela sen hocasın, ben hocayım. Dersi öğretiyoruz. Python. Mesela bir şey oluyor, diyor ki değil mi Diyar, bu Python'a nasıl daha iyi açıklayabiliriz? Hemen diğer hoca yardımcı oluyor. Bu şekilde açıklarız. Ya da birbirlerine yardım ediyorlar böyle ikisi. O yönden çok güzel. Çünkü bazen bir hocayı beğenmiyorsunuz, lan ne biçim anlatıyor falan diyorsunuz. Ama halbuki diğer hoca çok güzel anlattığından dolayı o hoca konuşsun falan diyorsunuz kendi kendinize. O yüzden iki hocanın olması bence çok güzel. Bir de ayrıyeten TA yani hoca yardımcısı var. Bu hoca yardımcılarına da sürekli gidip sorularınızı sorabiliyorsunuz. Ödevler yapıldığı zaman sisteme mi yükleniyor sadece hoca mı görüyor yoksa ödevler herkesin içinde bir sunum halinde mi yapılıyor? Sisteme yüklüyorsunuz. Sistemde hoca bakıyor. Hoca tekrardan kodu nasıl yazdığınıza bakıyor. Bütün o ödevlere tek tek bakmıyor. Ama haftada 2 code review yani yazdığınız kodları hocaya inceliyor ve niye yazdığınızı, neden böyle yazdığınızı açıklamanız lazım ki yani kopya çekmediğinizi anlatmanız lazım. O yön biraz sıkıntı. Her hafta 2 tane. Ben genelde en kolayları seçiyorum. Yeterince soru cevapladık. Aynen. Teşekkürler Diyar'cığım. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ ol abi. Şimdi sen işine bak. Ben de İşime bakayım. Herkes işine baksın. Hadi herkes yol. Abone olup yorum atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan abone olun. Diyar da yeni bir kanal açacak. Çok güzel, faydalı bir kanal olacak. Zaten paylaşırım. Sizler de destek olursunuz dostlarım. Görüşürüz. Bay bay.